Çok iyi lan, sallanıyor baya. Ay. Biliyordum ben, biliyordum işte. Ben biliyordum, ben biliyordum böyle olacağını. Ben biliyordum ya. Korktum işte. Korktum, başıma geldi. Ben biliyordum işte ya. Gökhan, ben sana dedim. Ya kankacığım, anneyi de göremedik biliyor musun? Evet. Avluya bırakıp gitmişler. Bir görsen, sana da nasıl benziyor yavrucak? Ay benziyor, benziyor. Harbiden benziyor. Benziyor değil mi? Benziyor, benziyor. Baksana da aynı ben ya, aynı ben. Ben eşyalarımı hazırlayayım, gideyim ben. Gideyim değil mi? Gideyim ben. Tamam, hadi görüşürüz. Yeter, bu kadar. Gel lan buraya, gel, gel. Gel. Yaprak kuzeninin çocuğu. Ha? Gel buraya. Ne? Ne dedin bir daha söyle? Yaprak kuzenin bebeği. Ha. Alakası yok seninle, otur. Babası da sen değilsin. Tamam, ben zaten korkmamıştım. Ben biliyordum zaten. Yok kanka, hiç korkmadın. Sadece pigmentlerin bir anda öldü. Böyle bembeyaz melek gibi oldu. Evet, çocuklar hazır mıyız? Hazırız başkan. Zaten korkanın çocuğu olmaz, değil mi Sinan? Ha? Olmamış ki. Bakalım. Oo. Oo. Ey maşallah ya. Bacım Susan, emin misin? Senin kuzen Gryffindor aşiretinden falan olmasın? Çantaya bak. Nasıl aldı o kadar şey içine? Bildiğim tek şey bu çantada genişletme büyüsü var. Boşaltıyorum, boşaltıyorum, bitmiyor. Yani koskoca sultanı da böyle pembe çıngıraklı falan, bilemedim ya. Ne ki bu? Bakalım. Kanka, o dişlik. Ha. O ne elindeki? Bu, ha, bu süt pompası kanka. Süt depolamak için. Hayır. Çıkar onu. Ya bir ödev için bir şey yapacaktım ya. Bir şey deneyeceğim valla. Hayır. Hadi koy geri. O da... peluş fil. Yani uyku arkadaşı. Pış pış koyalım mı? He? Hadi pış pış koyalım bunun ismini. He? Pış pış koyalım. Ya da vazgeçtim ya. Zaten saçma sapan böyle materyallere bağlıyorlar insanlar. Gerek yok saçma. Bir şey diyeceğim ya. Devam sütü ne ya? Başı nerede ki bunun? O şey ya kanka, normal anne sütünün üstüne cila niyetine çakıyorsun bir tane. Aynen. Oğlum, sütten kesildikten sonra sütte devam manasında kullanılabileceği aklınızın ucundan bile geçmedi değil mi? Saçmalama Ali ya. Olur mu öyle saçma bir şey ya? Azıcık öğren oğlum böyle şeyleri. Neyse, talimatlar. Ellerini yıkadıktan sonra biberonu ve kapağı dezenfekte etmek için 10 dakika kaynat. İçme suyunu en az 10 dakika kaynat ve ılımaya bırak. Ilık suyu temiz biberona doldurduktan sonra devam sütüne ilave et. Ölçeyi tamamen doldur. Biberonun ağzını kapatınca toz erinceye kadar dairesel hareketlerle çalkala. Toz tamamen eriyince elin üst kısmına damlat. İdeal sıcaklığı elde edince... Yaprak dur, 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 dur. Bu bildiğin 4 yıllık kimya mühendisliği mezununun işi ya. Ne yapıyorsun? Yalnız bir şey diyeyim mi? Bütün güzel küfürlerin neden ebeyle başladığını şimdi anladım. Devam ediyorum. 2 saatte bir uyanır, gazını çıkarmayı unutma. Ay bu kendi gazını kendi çıkartamıyor mu? Ne ebesini... Şşş! Oğlum çocuğun yanında. Benim dersim var yalnız, nasıl yapacağız? Vallahi ben hiç uğraşamam. Ya benim de nasıl yapacağımızı düşünün, başka bir şey alakam olmaz yani. Yani doğumuna para mı salalım bence? Bir yani. Abi nasıl? Şşş, tamam. Sırayla bakacağız. Oldu sanki, yani ne diyorsunuz? Oh, çok güzel olmuş ya. Planlama. Yok ya, çorba. Çok güzel olmuş. Oldu, oldu. Oldu ne kelime? Sayende bir imparatorluk yükseliş devrine giriyor Ali kuşum. Biz kızlarla nasıl buluşacağız oğlum? Kardeşim sen rahat ol ya. Krizi fırsata çevireceğiz. Bir taşla iki kuşu.
bendesin. Evcil adam şekli diyorsun ha hesabı. Ulan var ya şu kafan arada çalışıyor ha. Sus sus, onu çok anlıyorsun. Var ya deliz. Çok güzel olmuş. Vallahi şahane. Süleyman ha? Muhteşem Süleyman. Ha? Demek seviyorsun böyle oturduğun yerden. Herkese emir yağdır. Söyle bana bakalım hayatta hiçbir şey için çalıştın mı ha? Emek sarf ettin mi? Ha? Alın teri döktün mü? Dökmedin değil mi? Ben de böyle tahmin etmiştim. Koca bir sessizlik ya. Sana bir sır vereyim mi? Ha? Bu dünya kimseye kalmaz. Koçum, koçum kimseye kalmaz.